نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Allah'ın peygamberine selam olsun. Allah'ın selamı üzerine olsun. Hanımefendi Züleyha'dan ne haber? Her zamanki gibi ibadet ve zikirle meşguller. Züleyha'yı kıskanmayacağımı söylediğimi hatırlıyor musun? Evet. Ne oldu? Fikrin değişti mi? Hayır. Ama bu haline imreniyorum. Ne oldu? Niçin durduk? Mesele nedir? Galiba babamın tavsiyesine uymamız gerekiyor. Farklı kapılardan gireceğiz. Ne oldu? İsrailoğulları niçin durdu? Gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Kardeşler olarak aramızda konuşmamız gerekiyor. Siz gidin, biz peşinizden geliriz. Pekala. İsrailoğulları dışındakiler benimle gelsin. Öncekinde olduğu gibi aramızda ayrılık olmasın. Merak etmeyin, biz yakında size katılacağız. Babamızın tavsiyesini hatırlıyorsunuz. Şimdi farklı taç kapılardan giriş yapmamız için ikişerli ya da üçerli gruplara ayrılalım. Elinizden geldiğince yüzünüzü gizleyin. Kapı muhafızlarına göstermeyin. Saray mensuplarından ya da Mısır Azizi'nin yakınlarından birini görürseniz sizi görmemesi için yüzünüzü gizleyin. Siloların olduğu yerde görüşürüz. Ama birbirimize yaklaşmayalım, tamam mı? Kenanlıların uzaklaşmasını bekleyin.
Daha sonra gideriz. Cad ve Yeşil, siz gidin. Şimon, sen de Rubin'le git. Dan, Neftali ile gidiyorsun. Yesekar, sen de Zabulon'la git. Biz de beraber gidelim. Nereden geliyorsunuz? Kenan halkındanız. Daha önce de Tepse gelmiştik. Önceki gelişinizde sizinle birlikte olan o 10 kardeş gelmediler mi? Geldiler. Şehrin yakınlarına kadar beraberdik. Neredeyse burada olurlar. Girin. Mısır Aziz'ini en yakınlarımdan biri gibi sevdiğimi hissediyorum. Nedenini bilmiyorum ama onu daha önce bir yerlerde gördüğümü biliyorum. Tam tersine, ben kendimi onun yanında rahat hissetmiyorum. Ne zaman bana baksa sanki içimi görüyor, düşüncelerimi okuyordu. Ben de kendisini görmek isterdim. Ama babamın bu planı onu benden mahrum bırakacak galiba. Büyük Allah'ım. Ne büyük bir hata yaptık. Keşke kardeşlerimize hiçbirinin Suriye kapısından girmemesini söyleseydik. Doğru söyledin. Suriye kapısındaki muhafız hepimizi tanıyor. Kesinlikle Rubin ve Şimon'u tanıyacaktır. Ne yapacağız şimdi? Endişelenmeyin. Biliyorsunuz ki Allah ne isterse o olacak. İnşallah tanımazlar. İnşallah. Gidelim. Ne büyük bir hata yaptık. Nasıl yani? Bu kapıdaki muhafızlar bizi tanıyor. Kesinlikle bizi tanıyacaklar. O zaman gel geri dön. Hayır hayır, artık çok geç. Yolumuzu değiştirirsek daha çok dikkatlerini çekeriz. Sadece yüzlerimizi göstermemeye çalışalım. O 10 Kenanlı kardeşten bir haber var mı? Hayır. 10 kişilik bir kafile buradan geçmedi. Duydun mu? Bizi soruyordu. Hey siz ikiniz. Kenanlıyız. Benim adım Cad. Bu da kardeşim Eşil. Buğday almaya geldik. Siz o 10 Kenanlı kardeşi tanıyor musunuz? Hayır. Hayır, tanımıyoruz. Girin. O 10 kardeşten bir haber var mı? Kenan'dan gelen kervana sordum. Teps yakınlarına kadar beraber gelmişler. Geleceklerini söylediler. Dikkatli olun. Mısır Aziz'i dört gözle onları bekliyor. Bize emir üstüne emir verdi. Otuz ölçek. Sıradaki. Nerelisiniz? Adım Eşil. Kenan Eşil. Diyarındanım.
Evet, doğru. Parayı alalım. 30 ölçek. Sıradaki. Nerelisin? Adım Cad, Kenanlıyım. Kırkıncı güne yaklaşıyoruz. Sanırım Züleyha bu halvete son verecek. Hanımefendi, Züleyha sizinle evlenmeyi kabul etmezse ne olacak? Eş seçimi zorla olmaz. Ben Allah'ın buyruğunu ona bildirdim. Kabul edebilirdi, etmeyebilirdi. Kardeşlerimden bir haber çıkmadı. Geciktiler. Efendim, girebilir miyim? Girebilirsiniz. Efendim, kardeşleriniz Teps yakınlarına kadar gelmişler. Ancak Teps'e girişlerini gören olmamış. Giriş yapmışlardır ama memurlarınız onları görmemiş olabilir, öyle değil mi? Eğer şehre giriş yapmışlarsa hiç kuşkusuz silolara gideceklerdir. Onları orada arayın. Onları bulup huzurunuza çıkaracağım. Onlarla birlikte sizi Akhenaton Sarayı'nda bekliyorum. Kendisinden geriye tek bir iz bile kalsın istemedikleri kardeşlerine Allah'ın neler verdiğini görmelerini istiyorum. Baş üstüne Allah'ın peygamberi. Yine değişik kapılardan çıkalım. Sessiz, sedasız ve dikkat çekmeden girdiğimiz kapılardan dışarı çıkalım. Girince bizi tanımamaları çok iyi oldu. Rubin ve Shimon'un da gelmesini bekleyelim. Belli mesafelerle buradan çıkalım. Bizi birlikte görmesinler. Muhafızların hala bizi aradıklarından eminim. Birlikte olan 10 Kenanlı kardeş gördünüz mü buralarda? Buğday almaya gelenler arasında çok Kenanlı var. Ama birlikte olan 10 kardeş görmedim. O iki kişi niçin yüzlerini örttüler? Sizce özel bir nedeni olabilir mi? Kesinlikle var ki yüzlerini örtüyorlar. Gidelim. Levi, oraya bak. Neredesiniz ki yüzünüzü gizleme ihtiyacı duydunuz? Biz her yerde sizi arıyoruz. Bir kez daha Mısır Aziz'ini rahatsız etmek istemedik. Bir çuval incir berbat oldu. Babamızın planını uygulayarak tanınmamaya çalıştık ama olmadı işte. Anlaşılan iradesi bütün iradelerin üstünde olan tanınmamızı istiyor. Babam çocuklar için tedbir aldı. Ancak Allah'ın iradesi başka bir şey. Gidelim. Artık gizli kalamayız. Hadi gidelim.
Gereksiz yere endişeleniyorsunuz. Eninde sonunda gelecekler. Peki neredeler? Tepsin yakınlarına kadar gelmiş, sonra da ortadan kayıp mı olmuşlar? Mısır Azizi giriş için izin verirler mi? İçeri gir Malik. Akhenaton sarayındalar. Geldiler mi? Evet hanımefendi. Küçük kardeşlerini de getirmişler. Siz gidin, ben de geleceğim. Onlar için hayal bile edemeyecekleri bazı planlarım var. Onları cezalandırmak mı istiyorsunuz? Hayır. Onları ıslah etmek istiyorum. Göreceksin. Asenat. Hayatımdaki bu ilginç olaylar niçin aynı zamanda meydana geldi? Kardeşlerimi görmek ve Züleyha ile karşılaşmak. Sanki bütün hayatımı bugünlerde bu hadiseye tanık olmak için yaşamış gibiyim. Belki de Allah'ın iradesi yıllar süren bir ayrılığın ödülünü bir arada vermeyi istiyor. Bünyamin'i ne kadar görmek istediğimi bilemezsin Asenat. 36 yıldan sonra. Acaba nasıl biri? Birazdan onunla görüşeceksin. Ne olur hanımefendi, sadece birkaç lokma. Neden kendinize bu kadar eziyet ediyorsunuz? Biraz bu yemekten yiyin. Yiyinceye kadar buradan hiçbir yere gitmiyoruz. Beni merak etmeyin. Ben iyiyim. Gerektiği kadar yiyorum. Hem uyuyorum hem de konuşuyorum. Bundan fazlası zaruri değil. Bütün ömrüm yiyip yatmakla geçti. Kalan bu birkaç sabahı başka türlü geçirmem gerek. Bilgisizlikle, nefse uymakla, şehvete tapmakla, kibir, gurur ve sarhoşlukla geçen bunca yıldan sonra bu günahları nasıl telafi edeyim? Ancak yine de Allah'ın rahmetinden ümitliyim. O Rahman ve Rahim'dir. Asenat, bak, Bünyamin ne kadar da büyümüş. Onunla nasıl yüzleşeceğimi bilmiyorum. Daha önce kardeşlerinizle yüzleştiğiniz gibi. Endişelenecek bir şey yok. Gözlerimin her şeyi açığa çıkarttığını biliyorum. Efendim, her şey hazır. Sen git, ben de geliyorum. Mısır Azizi, Bilge Yüzarsif Hazretleri teşrif ediyorlar.
Oturun. Sözünü ettikleri kardeş sen misin? Babanız sizi kendisinden ayırmamakta haklı. Mısır'a dönüşünüz uzun sürdü. Sizi daha erken bekliyorduk. Küçük kardeşiniz olmadan Mısır'a gelmeyin buyurmuştunuz. Doğrusu babamız Bünyamin'in gelmesine razı olmuyordu. Onu ikna etmemiz biraz uzun sürdü efendim. Sadakatinizi ispat ettiniz. Ben de sözümde durarak gerektiği kadar size buğday vereceğim. Efendim, bir konu bizi çok huzursuz ediyor. Söylememe izin verir misiniz? Dinliyorum. Kenan'da bir buğday çuvalını açtığımızda ödediğimiz paranın tamamını içinde bulduk. Bunun nedeni neydi? Bir hatamızı mı gördünüz ki bütün paramızı bize iade ettiniz? Siz ne düşünüyorsunuz? Belki de bizi imtihan ettiniz. Paraları geri getirip getirmeyeceğimizi görmek istediniz efendim. Hiç şüphesiz bizim tekrar Mısır'a gelmemizi istediniz. Belki de bizim yoksul olduğumuzu gördüğünüz içindir. Belki bütün bu nedenleri göz önünde bulundurmuşumdur. Ama daha çok yaşlı babanıza bir armağan sunmak istemiştim. Çünkü siz ondan saygıyla söz ediyordunuz. Memisabu, yemek getirin. Sizden aynı anneden olan kardeşlerin karşılıklı oturmasını istiyorum. Sen neden yalnız kaldın? Niçin oturmuyorsun? Benim aynı anneden kardeşim yok. Aynı anneden olan kardeşlerin karşılıklı oturmasını buyurdunuz. İstiyorsan yanımda oturabilirsin. Mısır Azizi çok mütevazı biri olmalı, yoksa benim gibi biri sizin gibi yüce biriyle nasıl aynı masaya oturur ki? Ne sakıncası var? Ben sofraya yalnız oturmayı sevmem. Güzel ve huzur verici bir çehren var. Çocukluk günlerinden bir şey hatırlıyor musun? Çocukluğum kardeşim Yusuf'la geçti. Bu yüzden her şeyi hatırlıyorum. Babanı anlat. Çok yaşlandı. Kardeşim Yusuf'u yitirmenin üzüntüsü onu hem yıprattı hem de gözlerine ak düşürdü.
artık çok zor görüyor. Ondan Yusuf'u unutmasını istedik. Ama ne yazık ki unutmadı. Babam için mi ağlıyorsunuz acaba? Ağlamamalı mıyım? Acı çekmiş bir ihtiyarın üzüntüsü beni duygulandırdı. Kardeşiniz öldü mü? Bunlar onu kurt yedi diyorlar. Bunu duydum. Ama doğru olduğunu sanmıyorum. Siz 10 kişi dururken kardeşinizi kurt mu yedi? Bunlar bir şey gizliyor. Sanırım kardeşiniz hayatta. Görüyor musun? Allah Bünyamin'e nasıl bir yücelik bahşetti. Ayağının tozuyla Mısır Aziz'inin sofrasına oturdu. Kardeşim Yusuf'un elinde de sizinkine benzer bir ben vardı. O zamanlar çocuktum ama bunu çok iyi hatırlıyorum. Peki ya yüzü? Yüzünü de hatırlıyor musun? Evet, çok iyi hatırlıyorum hem de. Onunla her zaman beraber oynardık. Onu görürsen tanır mısın? Bilmiyorum. Belki. Yani hala hayatta olabilir mi? Nerede olduğunu biliyorum desem bana inanır mısın? Neden inanmayayım ki? Mısır Aziz'inden daha güvenilir başka kim var? Yusuf'u görürsen şimdilik bir şey söylemeyeceğine ve onu kardeşlerine göstermeyeceğine dair söz verir misin? Evet, söz veriyorum. Yemin ederim onu gördükten sonra kimseye söylemeyecek ve göstermeyeceğim. Yusuf nerede? İnandığınız Allah'ın adına yemin ederim ki hiç kimseye söylemeyeceğim. Onu bana gösterin. Yusuf nerede? Sakin ol. Böyle yaparsan sana Yusuf'u gösteremem. Kontrolü kaybedip herkesi haberdar edeceksin. Şimdi gülümse de kardeşlerin bir şeyden şüphelenmesin. Görüyorsunuz ki kendime hakimim. Şimdi Yusuf'un nerede olduğunu söyleyin.
Lütfen onun nerede olduğunu söyleyin bana. Burada. Odada bulunanlardan biri Yusuf. Yusuf? Efendim, sakin olun. Yoksa anlayacaklar. Sakin ol Bünyamin, sakin ol. Kardeşler fark etti. Ne oldu? Delirdin mi? Mısır Azizi'nin karşısında gülüp ağlamanın anlamı ne? Mısır Azizi bana babamı sordu. Ben de onu hatırlayınca kendimi tutamadım işte. Peki niye gülüyordun? Mısır Azizi benim babasından ayrı düşmeye dayanamayan küçük bir çocuk olduğumu söyledi ve benim de gülmem tuttu tabii. Mısır Aziz ile ne çabuk samimi oldunuz. Bu tuhaf değil mi? Babam Bünyamin'in yanına istiyor. Yüzarsif Hazretleri oğlu Efraim'i sizin için göndermiş. Nereye? Onun seninle ne işi var? Nereden bileyim? Öğrenmem için gitmem gerekiyor. Gidebilir miyim? Kuşku yok ki. Mahiyetini bilmediğimiz bir takım olaylar gerçekleşmek üzere. Sen pek kötümser değildin. Babamın sözlerini hatırlamıyor musunuz? Mısır Azizi'nin bizi ağırlaması, paraları buğday çuvalına koyması ve Bünyamin'i istemesi bir komplo olabilir demişti. Ve ben bugünkü olanları o komplonun devamı olarak görüyorum. Umarım yanılıyorumdur kardeşlerim.
kardeşim. Allah'ım sana şükürler olsun. Allah'a şükrediyorum. ...36 uzun yıl. Gerçekten dile kolay, öyle değil mi? Bize haber yollayarak bu endişeli bekleyişten bizi kurtaramaz mıydın Yusuf? Ben istiyordum. Ancak ilahi buyruk buna engel oluyordu. Birçok kez Allah'ın habercisi nazil oldu ve babamı haberdar etmeme izin vermedi. Bunun hikmetini Allah bilir. Peki görüşmek ne zaman nasip olacak? Bu hicran belimizi büktü. Babam gözlerini kaybetti. Senin için her gün ağladı. Ben peygamberim. Mısır'daki görevim daha bitmedi. Daha yeni Mısır halkı putperestlikten kurtulup tek Allah'a iman etmeye başladı. Mısır'ın sorunları daha yeni yeni çözülmeye başladı. Hayır. Hala yaptığım rüya yorumunun gerekleri oluşmuş değil. Ama bütün bunlar babamın ve bizlerin haberdar edilmesine bir mani teşkil etmiyor. Babam 36 yıldır senden uzak düştüğü için gece gündüz ağladı. Ben de niçin bu hicranın son bulmadığını bilmiyorum. Ben yokken babam çok ağlıyordu dedin. Evet öyle. Benden sonra sevgisini sana verdi. Bir gün bile uzak kalmaya tahammül edemiyor. Kokunu bende arıyor Yusuf. Yüzünü bende görüyor. Beni her kokladığında aslında seni kokluyor. Sanırım bu ayrılık ve hicranın nedenini anlamaya başladım Bünyamin. Peki neymiş bu neden, söylesene. Atamız İbrahim ve amcamız İsmail'in hikayesini duydun mu? Evet, defalarca. İsmail'in kurban edilmesini mi kastediyorsun? Babamızın yaşadıkları onlara çok benziyor. Ben seni Mısır'da tutmak istiyorum. Ne diyorsun? Eğer gerekliyse kalırım, tamam. Ben buyruğunuza itaat edeceğim. Hem Allah'ın peygamberi olarak hem de Mısır azizi olarak. İki nedenden ötürü Mısır'da kalmalısın. Birincisi bu hicranın son bulması için önce babamızın İsmail'lerini kurban etmesi gerekiyor. İkimizi kaybetmeden bu mümkün değil. İkincisi kardeşlerimiz tövbe etmeli. Seni getirip geri götüremedikleri için tövbe etmeliler. Emanete hıyanet tövbesi. Seni gerektiği gibi koruyamadıkları için tövbe etmeliler. Ama babam beni de kaybederse buna çok üzülür. Kesinlikle dayanamaz. Hayat ve ölüm Allah'ın elindedir. Babamız kesinlikle Mısır'a gelecektir. Kardeşlerim olan 11 yıldız Mısır'a geldi. Ancak henüz ay ve güneş gelmedi. Endişelenme. Seni burada tutmak için bir çare bulacağım. Yanımda kalmak istiyor musun? Siz emrediyorsanız evet. Kardeşlerimizin yanına dön. Şüphelenmemeliler. Sorarlarsa Mısır Azizi, yükleriniz hazır, sabaha gidebilirsiniz dedi dersin. Pekala. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Mısır Azizi sana ne söyledi? Babamın sözünü ettiği komplo gerçekleşti sandık. Hayır, endişelenmeyin. Beni biraz teselli etti ve size yüklerin hazır olduğunu, bu akşamı dinlenerek geçirmenizi, sabahleyin de yükleri Suriye kapısından teslim alabileceğinizi söyledi. Kardeşlerim, merak edilecek hiçbir şey yok. Hepsi bu kadar mı? Evet, hepsi bu kadar. Başka bir şey mi bekliyordunuz yoksa?
Allah'ım, ben kardeşlerimi tövbe ettirmek ve babamın bana ve kardeşime olan bağlılığını yok etmek için Bünyamin'i yanımda tutmalıyım. Bana bunun yolunu göster. İshak peygamberin kuşağı kaybolmuş. Her zaman Yusuf'un beline doladığım kuşak kayıp. İçinizde bu kuşağı gören var mı? Yusuf buraya gelmeden önce onu bir yere saklamış olabilir. Yusuf o kuşağı çok sevdiği için almış olabilir mi acaba? Yusuf hırsızlık mı yaptı yani? Kuşak burada. Ey Kenan halkı, gördünüz işte. Ben malımın hırsızını buldum. Pekala, pekala. Kuşağı buldum. Al ve git. O kadar ucuza kurtulamazsın kardeşim. Kenan diyarının töreleri herkese çok açıktır. Bütün bu insanlar, herkes bilir ki yakalanan hırsız mal sahibine tam 4 yıllığına köle olmak zorundadır. Aklınıza yeni bir çözüm mü geldi? Nöbetçi. Buyurun efendim. Malik ve Mimisabu'yu yanıma çağır. Emredersiniz efendim. İşte İsrailoğulları da geldi. Hepiniz hazır mısınız bakalım? Dün geceyi nerede geçirdiniz? Hadi hoş geldiniz. Hadi. Nerelerde çalıştınız? Bizi çok merak ettik. Hadi. Hadi, kervan hareket ediyor. Yusuf beni yanında tutacağını söylemişti. Ne oldu acaba? Kervan yola çıktı. Durun! Kenanlılar durun! 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 Hırsızlık olmuş. Kafilenizde bir hırsız var. Bir şeyiniz mi çalınmış ki bize hırsız diyorsunuz? Aranızda bir hırsız var. Mısır Azizi'nin altın kasesi çalınmış. Duydunuz mu? O kaseyi Mısır Kralı Akhenaton, Mısır Azizi'ne hediye etmişti. Kaseyi kim aldıysa iade etsin. Kendisine bir çuval buğday vereceğiz. Bu bir çuval buğdayı ben size garanti ediyorum. Güzel bir ağırlama ve ikramdan sonra bu iftiranın anlamı nedir?
Utanç verici. Evet, gerçekten utanç verici. Bu da neyin nesi böyle? Allah'a yemin ederim ki sizler bizim hırsız olmadığımızı biliyorsunuz. Biz hırsızlık için bu ülkeye gelmedik. Bizim için nasıl bir komplo kurduğunuzu bilmiyoruz. Boş yere kimseye iftira atmayız. Peki çalıntı malı yanınızda bulursak ne olacak? Çalana ne ceza vereceksiniz? Bizler Mısır'ın kanunlarını bilmiyoruz. Sizler Mısır Aziz'in misafirleri olduğunuz için size kendi kanunlarınıza göre davranılacak. Biz Kenanlılar eğer malımızın hırsızını yakalarsak onu 4 yılına kölemiz yaparız. Tamam. Anlaştık. Benim yüklerimi. Önce benim yüklerimden başlayın. Biz hırsız değiliz. Gözümüz yok. Kimsenin Hayır. malında gözümüz yok. Biz kimsenin yok. Malını bize çalmadık. İftira atıyorlar. Biz kimsenin malını değiliz. Çalmadık. Çok saçma. Hayır. Hayır, kimsenin bir şeyini çalmadık. Durun. Kase Bünyamin'in yükünde olamaz. Bu masum yüzlü hırsız olamaz. Tereddüt etmeyin. Onu da arayın. Arayın.